teşekkür etmek istiyorum konuşma için. Nasip oldu, güzel oldu. Ben Türkan Saylı'nın fotoğrafını görmüştüm bu perdelerle ilgili. Onunla ilgili daha konuşabilirsek üstüne koydum. Çünkü hani üzerine düşünen ama mesela sen böyle gökçen gibi üzerine düşünmediğimi falan fark ediyorum. Belki biraz daha açsak çok daha iyi olur. Teşekkür ederim. Arkadan da bir soru var. Buyurun. Sesim gelir herhalde. Ben daha çok siyasi boyutuyla ilgili bir yorumda bulunacağım. O dönemde yaşanan, yani bu durduk yere Mustafa Kemal ve arkadaşların için dersine saldırdı. Sadece Alevi olmalarından kaynaklı ya da sadece Kürt olmalarıyla alakalı mı? Bir orasıyla ilgili yorum yapacağım. Bir de bugünle bağını kurarak egemenlik boyutuyla ilgili bir şey söyleyeceğim. Bugün Mustafa Kemal ve arkadaşlarının başlattığı aslında gerici bir iç savaştı. İç savaşta da egemenlik sorununa değinilmişti aslında. Yani bir coğrafyada kim egemen olacak? O Kürdistan coğrafyasında bugün de hala güncel olmasıyla alakalı. Bugün Kürdistan'da da yaşanan hala egemenlik sorunudur. O soruna dair yanıt bulabilmek için aslında Dersim'e bir saldırıda bulundu. Onun sebebi de 1921'de Koçgiri'de başlayan bir isyan vardı. Yani o da kendiliğinden olan bir isyan değildi. Bolşeviklerin 1917'de yaptığı devrimle direkt alakalıydı. Çünkü yanı başında olan bir devrimin Anadolu'yu etkilememesi imkansızdı. Hem halkların kendisini yönetmesiyle alakalı. Soyet, Osmanlı'daki ismi Şura'ydı. Şuralar büyük ihtimal araştırmalarınızda denk gelmişsinizdir Şura isimlerine. Koçgiri'de de ona benzer bir Şura oluşturulmuştu. Mustafa Kemal ve arkadaşların ilk harekatı 1921'deki Koçgiri'deydi. Oradan kurtulan Alişer ve eşi kaçmak zorunda kalmışlardı Dersim bölgesine. Orada da aslında bu hareketi başlatan, Seyit Rıza'nın hareketini başlatan yine aynı kişilerdi. Yani orada bir toplumsal bir ayaklanmanın, yani o bulunan o bölgedeki bir ayaklanmanın bastırılmasıydı aslında. Siz daha çok o bastırılmadan sonraki... Tabii. Ya bugün de bağını kurmak için söylüyorum. Orada 1938 aslında ilk savaşın son noktasıydı. Orada Mustafa Kemal ve arkadaşları kazanmıştı. Ancak o kazandıkları oradaki nokta bugün hala devam ediyor. Bugün Kürdistan'da da hala ayaklanmalar söz konusu. Bugün hala egemenlik, yani ulusların kendi kaderini tayin hakkı, yani kendi devletlerini kurma hakkı söz konusu. Orada da o mücadele devam ediyor. Bu mücadelede mutlaka ve mutlaka kazanana kadar ya da onlar yok edilene kadar sürecektir. Dersim'deki başlatılan aslında oradaki yok etme mevzusuydu. Sizin anlattığınız tüm asimilasyon politikaları, kadınların Türkleştirilmeye çalışması onun bir parçasıydı. Ama bugün oraya siyasi olarak neye denk düştüğünü söylemezse bugün de bağını kuramayız. Onun güncel olduğunu hala söyleyemeyiz ki. Çünkü o tarihi bir mesele, çözümlenmiş değil. Ermeniler için söyleyebiliriz. Bitiriyorum. Ermenilerin 1915'teki kendi devletlerini kurma, daha çok sermayenin el değiştirilmesiyle alakalı da olsa kendi devletlerini ve sosyalist düzeni kurma yönündeki hareketleri kanla bastırıldı. 1915'te nokta konuldu. Ermenilere uygulanan soykırımla bitirildi. Ancak Kürtlerinki bitmedi. Bunun ilgili hiç söylemediniz, o yüzden bunu ekledim. Birkaç şey söylersin herhalde. Teşekkürler. Bence yeterince soru birikti. Şimdi biraz Zeynep'i dinleyelim. Sonra ikinci bir turdan yaparız. Şeyden başlayayım. Kızılbaşların kendisine de kullandığı bir şey. Yani onda evet bir pejoratif, yani dışlayıcı bir şey var ama bu dışarıdakiler kullandı. Yani kullanabiliyorlar. Yani dışarıdan bakanlar, Sünniler böyle kullanabiliyor ama Kızılbaş aslında 1880-1890'lara kadar çok standart olarak, yani Sersor ya da Kızılbaş şu anda Alevi dediğimiz gruplara kullanılan isimdi. Yani Alevi biraz daha yeni icat aslında. Ve biraz daha da İslam içi göstermek için kullanılan bir icat. Yani işte Ali'yi takip eden. Yoksa Kızılbaş nefret eden içinde, ibadetini yapan içinde çok standart kullanılan bir şey. Yani dışarıdan bakanlar kötü olarak kullanıyor. İçerideki de kendine ben Kızılbaşım diyor. Yani o açıdan bir problem yok. İkinci dediğiniz Alevilerin içerisinde hem Kurmancı hem Zazaki konuşanlar var. Tabii ki Türkçe konuşanlar da var. Yani bir tek Zaza Alevi yok, Kurmancı olanlar da var. Evet, azınlıklar, yani Zazalar daha fazla olabilir ama Kurmancı konuşanlar da var.
şey meselesine gelince, Türkan Saylan meselesine gelince, senin söylediğin soykırım meselesiyle birlikte ona cevap vermek istiyorum. Ben işte bu tezi 99-2000 yıllarında yazarken, tam o sırada yani böyle daha dağ çiçekleri nedir diye anlamaya çalışırken birden kardelen diye bir şey çıktı. Yani niyeyse böyle bir egzotiste bir dağ çiçekleri halleri ve çok ilginçtir. Çağdaş yaşamı desteklemenin ilk projesi Dersim üzerine oldu. Ve benim aslında tezimin kapanışıdır. Şöyle diyor yani Türkan Saylan. Ülkemizin terörden en çok etkilenen bir yöresinde eğitimsiz kalan gençlerimizin hem yoksul hem de kız olan 200'üne bu burs sağlanıp onların yaşama bağlanması devletimize ve ulusumuza güven duymalarının bir yolu olacaktır. Yani muhtemelen aynı cümleleri biraz daha ağırlıklı Türkçe ile Sıdıka Varda benzer şekilde kuruyordu. Yani bir kez şöyle bir şey var. Tunceli'de bir kızım var, öğretmen olacak. O Tunceli'deki kızın annesi var zaten. O senin kızın değil. Yani böyle bir hani milliyet üzerinden bir mülkiyet, bir annelik iddiası tam olarak Sıdıka Var'ın yaptığı şeydi. Yani kendi biyolojik anneliğini bir kenara attım. Oradaki kızların annesi olduğu iddiası tam olarak böyle bir yani tahakkümcü, böyle hegemonik bir annelik kurgusuydu ki ancak bu kurgu üzerinden dersin Tunceli'leşebilir diye düşünüyorlardı. Ve bunun içinde işte yani devleti temsil ediyor, devletin anneliğini temsil edecek. Biyolojik kısmını bir kenara bırak. Yani Türkan Saylan'ın hayat hikayesi de çok benzer. Yani kendi çocuklarını bir kenara bırakıp başkalarının çocukları üzerine adanmış bir hayat. O açıdan çok ciddi benzerlikler olduğunu düşünüyorum. Ve ben hani soykırım argümanına gelince de şimdi evet soykırım kaç kişi üzerinden, kaç kişinin öldürüldüğü ya da kimyasal silah kullanılmadığı üzerinden tartışabiliriz ki yoğunlukla dersin tartışmaları bunun üzerinden gidiyor. Ama bence çok daha ilginç olan bir şey ki bunun içinde biraz daha böyle ne bileyim aborjinlere yapılanları ya da Amerikan yerlerine yapılanları biraz daha düşünmek gerekiyor. Yani bir insanı öldürmeden bir grubu nasıl imha edersin? Yani burada eğitim siyaseti üzerinden yapılan şey yani kurtarılabilir bir kesim seçmek ki bu aborjin örneğinde ara gruplar yani half caste dedikleri, melez dedikleri, karışık grup. Bunların içindeki yani kill the Indian, save the man. İçindeki şeyi öldür, yani yerliyi öldür ama onu kurtar. Yani tam olarak böyle bir şey. Bundan dolayıdır ki yani burada Cumhuriyet'in kendi üzerine aldığı yük şudur. Yani Cumhuriyet buradaki ezilen ve Kürtleşen Türk ahalisini kurtarmak durumundadır. Bu onun bir borcudur. Bundan dolayı da bu borcu her koşulda yerine getirmek durumundadır. Yani bu bir kısmının imhasıdır, diğer bir kısmın efendim sürülmesidir. Bir kurtarılabilir olanların da kurtarılmasıdır. Sizin sorunuz. Ha kız çocuklarına pardon tamam. Şimdi kız çocukları şimdi şöyle bir şey. Aslında o hikaye, o mesele üzerine çok daha fazla araştırma yapılması gerekiyor. Ne kadar kız çocuğunun alındığını biz bilmiyoruz. Ne kadar öldüğünü bilmiyoruz. Yani arşivlerin açılması lazım. Yani böyle tam tarihçi şeyi haline dönüşsem ama gerçekten arşivlerin açılması lazım. Gerçekten o toplu mezarlığı. Yani şu arşivlerin şöyle değil. Yani ben seni sevdim, senin arşive girmene izin veriyorum değil ki şu anda olan o. Herhangi bir vatandaş açılması lazım. Yani ben gidip bu belgeleri görmek istiyorum. Açılması lazım ki kaç ölü var, kaç diri var, kim nereye verildi, ne kadar sistematik bir politikaydı biz bunu bilebiliriz. Şu anda ancak tahmin olarak biliyoruz. Benim bu tahminim şunun üzerinden. Burada gördüğüm 5-6 tane yani aile bilgisiyle veli bilgisi uyuşmayan kız çocuğu var. Ve bunlar bu okulda kalmıyorlar. Yani bu okulda kalanlar velisi olan aileler, sahibi olan aileler. Buradan anladığımız şu, yani bu yani eğer zaten o kategoriye aitsen seni dönüştürebilir veya işte o Türklüğe hizmet edebilir görmüyorlar. Onun için de dağıtıyor. Ama ne kadardır bunu kestirmemiz şu anda gerçekten tahmini. Sabiha Gökçen ve Sıdıka Var meselesine gelince de yani ilk başladığımda şöyle bir noktadaydım. Evet yani bu mesela şeyde görsel olarak ki burada da kullandım aslında. Pardon. Geçmeye çalışacağım. Yani aslında kadın savaşçısı meselesi çok hani vurucu bir mesele.
dersinde. Yani işte devletin Sabiha Gökçen'i var ama dersindeki kadınlar da yani o hep dedikleri yani şöyle güzel Sevim Can'a yakın kadın tipi değil yani. Mesela işte Zarife ki bu işte şeyden giden, Koçgiri'den giden bayağı böyle çapraz şeyle dolanmış ve savaşıyor ve kocasının yanında yani savaşarak öldürülüyor. Benzer bir şekilde Seyit Rıza'nın karısına dair çok fazla tasvirler ve işte şehvetli genç kadın işte hep onun başının altından çıktı falan diye. Ve yani hani bu savaşçı kadın şey yani o militarist doğru ifade edebilirim. İkisi için de aynı şekilde kullanılabilir mi emin değilim ama yani bir kadın savaşçı tipinden bahsetmek mümkün. Şimdi Sıdıka Var'a dair yapılan şöyle bir şey var. Sıdıka Var ortadan kayboluyor. Yani hatırlıyorsanız belki ben böyle çok sonu hayal meyal hatırladım. Ortaokul Türkçe kitaplarımızda Kızımı Da Götür diye bir parça vardı. Kızımı Da Götür diye yani işte konuşulan şimdi Sıdıka Var. Bunu 80'den sonra hatırlıyorlar. Yani 82 darbesi oluyor. Yani 57'de Sıdıka Var'ı şeyden uzaklaştırıyorlar. Adalet Partisi, Demokrat Parti geliyor ve diyor ki arkadaş yani aynı Türk yine Türkan Salim hikayesi. Sen biraz fazla oldun. Yani burada ne yaptığın belli değil. Seni bir kenara alalım ve Sıdıka Var çok üzülerek, çok kalbi kırılarak uzaklaşıyor. Ve 80'e kadar çok bir şey duymuyoruz. 82'de darbe oluyor. Arkasından Elazığ'daki Kız Enstitüsü'ne Sıdıka Var ismini veriyor. Ve yani böyle bir hafıza işliyor. Şimdi ben de çok uzun süre yani bu işte eğitim mesela barışçıl bir şey midir? Antimilitarist midir? Amilitarist midir? Gerçekten sivil alana mı aittir? Yani bu sorunun sorulması gerektiğini düşünüyorum. Benim bu örnekte bunu sivil alana katmam çok mümkün gözükmüyor. Son derece aslında operasyonun parçası değil, nüvesi, sebebi. Yani o kadar temel bir noktadır. Onun içinde yani o soykırım tartışmaları yani o tek çocuk alma değil ama bir grubun inhası için eğitimi tam olarak uygulamada görüyoruz. Bence çok önemli bu söylediğin yani o devamlılığı görmemiz ve soykırımı pek çok yönüyle birlikte tartışmamız bundan sonra daha da önemli olacak gibi geliyor. Hani hem dersimi anlamak için hem de bu 100 yıllık tarihin bugüne nasıl geldiğini anlamak için ki Ermeni soykırımıyla Dersim arasındaki ilişkileri çok daha fazla açmaya ihtiyacımız var. Belki burada İsmail Beşikçi'yi de anmamız gerekiyor. İlk 1970'lerde Dersim jenosidi diyerek Dersim'in aslında soykırım üzerinden, kavramı üzerinden tartışılması gerektiğini ilk ortaya atan kişi olmuştu. Bu ayaklanmayı, hani bugüne bağlanma hikayesi. Evet. Bir bugüne bağlı bir hikayesi var. Bir de ayaklanma tezine çok yakın durmuyorum demiştim. Belki onu da birazcık açabilirsiniz. Tamam. İsterseniz iki soru daha alalım. İsterseniz öyle bir iki hanımefendi sorabilirsiniz. Aslında 2010 ve 2011 açık tarih farklı projeler diyeyim bu arada, bilgiler. 2010-2011 yılında aslında Dersim 38 üzerine bir alan çalışması, süreçler çalışması yaptı. Tarih farklı çalışmayı yürüttü. Ve oradaki mesele şeydi, hani Dersim 38 meselesi, işte belleklerde nasıl yer alıyor, kimliğin inşasındaki rolü ne, kuşaklar arasında nasıl aktarılıyor ve aslında toplumsal cinsiyet meselesinde dersini nasıl tutlayabiliriz? Alt başlıklarımızdan biri de buydu. O yüzden ben sizin sunumunuzu keyifle dinledim. Çünkü bizim yaptığımız sözlerle görüşmelerinden çıkan bulgulardan biri de şeydi. Yani dersin 38 katliamı, soykırımı ya da yöre altının dersinlerinde yine tertiyle kadınların daha katmanlı yaşadığı bir travma. Kalanlar için de öyle. Bölgede kalanlar, sürgüne gidenler, sürgünde bir süre kalıp sonra geri dönenler için böyle. Sadece Türk modernleşmesinin işte makul vatandaşlar yetiştirmek için, kadının nesneleştirmesi için, tükenen Türkiye halklarını unutma bir şey değil ama
dersin bunu anlattığınız gibi katmanlı yaşadı. Sadece eğitimle nesneleştirilmesi değil aslında ama başka şeyler gelmiş. Evlatlık meselesini örnekleriniz. Biri biz mesela 1925-30 doğumlu yaşlı kadınlarla görüştük. Onlar çocuklar. 37-38 kırımında. Çok önemli bir şey söylediler. Teyzelerin, anneleri olduğu için ve bir kısmı sürgüne gidenler de bunu söyledi. Hozat'ın, Ovacın köyünde görüştüklerimizle söyledi. Annelik deneyimleri aktarılmadığı için bebekleri ölmüş. Yani ikinci ve üçüncü bebekte annelik bilgisini edinebiliyorlar. Mesela bu çok önemli ama hani biz böyle uçlarından yakaladık anlatılarda. Bunun üzerine bir çalışma yapılması iyi olur. Bir de şey mesela işte 25 doğumların anlatılarında şey diyor, Osman'ın okullarına sünni mektepler anlamında söylüyor bu Elazığ Kızılsüs'te bunlardan biri. Göndermezdik çocukları, dağlara kaçırdık. İşte davarların gittiği patikalardan kızlar sabah gün ışımadan kaçarlar. Gündüz asker gelince onları bulamazdı, gece de evlerine dönerlerdi. Yani şey de var, bir baş etme stratejisi de var. Bir diğeri de evlilikler. Çocukları evlendiriyorlar kız çocuklarına. Evet, yani aslında şey, çok hızlı anlattığım için, yetiştiremediğim için anlatamadım. Çok doğru söylüyorsunuz. Yani 1950'lerde böyle tam hani herkes işte 47'den sonra sürgünler döndü falan filan, her şey güllük gülistanlık, işte al kızımı da götür iddiası mı olduğu bir noktada bile Sıdıka Var'ın Elazığ'dan yola çıktığı duyulduğu zaman 10-15 yaşındaki kız çocuklarını evlendiriyorlar. Saçlarını kesiyorlar erkek çocuğu gibi görünsün diye. Yani öyle bir aslında şey var ki, direniş var ki, yani tamam bir kısım gerçekten çocuğu izleyerek gönderiyor ama öyle bir de hani bununla beraber giden bir direniş var ki o normalleşmenin, yani o hani iddia edilen normalleşmenin aslında hiç olmadığını da görüyorsunuz. Anladım. Yani sahada, yani bizim yaptığımız sosyal konuşmalarında da bunlara rastladık. Çalışmak isterseniz Tarih Vakfı'nın arşivinde 125 görüşme var. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Kitap tekrar yayınlandı. Şu anda şey de var. İki soru daha var. Onları da alalım isterseniz. Ben isim sanmıyorum. Dersimin primör ve her şey köyünden Ceylar'ın kızıyım. Şöyle diyorum. Ya ben bir insan anlatırken hala yaşıyorum gibi hissettim. Şöyle diyeyim. Şu ana kadar zeytinler bir şey. Bizi bana annem fısıldar, anneme de annesi fısıldar. Hep şunu işte, sen zızısın, işte zızı annelikten geçer. İşte sen yalısın, dolan aşiretindensin. Dolan olmak için anneden geçer. Ya her şey anneden geçer. Şimdi anlatınca, şöyle bir kavramda birleştirdim, belki bir soru olmayacak ama benim dedem Kürt Ahmet diye anılır, Muğla'nın Fethiye Kayaköy'üne sürülmüş ve 6 tane kızı varmış, 3 tane oğul varmış ve kızların 15 yaşına gelmeden, ki bu 52'lerden bahsediyorum artık, 15 yaşına gelmeden hemen geri kaçmaya başlamışlar çünkü kızlarını evlendirmek istememişler. Aslında bir yerden hep bu kulağa üflenmiş, zamandan fısıldanmış ve o zamana kadar da şimdi de hala bir kız vermeme duygusu hala devam. Çok teşekkürler. Rumlardan boşaltılan, KYK'ye yerleştirilen dersimler. Beyefendi vardı arkada. Merhaba, teşekkür ederim. Konuşacak çok şey var ama ben bir iki konuyu konuşmak istiyorum. Bir tanesi bir ayaklanma olduğundan bahsedildi. Dersinde bir ayaklanma yok. Net olarak.
1936'da Umumi Fetih raporlarında bu açık açık yazıyor. Asayişin %98 yerinde olduğu. Eğer orada ne olduğu tartışılacaksa başka bir konu olacak o. Ben bir anekdottan bahsetmek istiyorum. Benim annem 1937 doğumlu. Bir başka dramdan bahsetmek istiyorum. Annelikle çocukluk ilişkin. Bu üçüncü grup, sizin tanımladığınız üçüncü grup, yani orada kalanlardan. Orada kalan üçüncü grup, tırnak içinde ehil insanlardan oluşmuyor. Yanlış anlaşılmasın. Belli bölgeleri boşaltılıyor. Benim annem 37 doğumlu. 1 yaşında, 2 yaşında, 3 yaşında çocuklar anneleriyle, babalarıyla özellikle ormana korunmak için sığınanlardan sesleri askerler tarafından duyulmasın diye boğularak öldürülen, ölen onlarca, yüzlerce çocuk var. Benim annem de son dakika kurtulanlardan bir tanesi. Bu dramda özellikle araştırılması gereken bir konu. Yani 37-38 doğumlular, 36 doğumlular dağlarda, ormanlarda bunlar yaşıyorlar. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Ben Mersin doğumluyum. 1960'ların başında ailem Elazığ'a taşındı. İlk gördüğüm köy, aslında ismi Ermenice olan bir köy, Toruk Köyü. Ve ben o anda Türkçe ile tanıştım. 1960. 38 değil, 60. Demek ki o kadar yapılanlar bile insanları köklerinden kopartılmaya yetmiş. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Buyurun. Merhabalar. Öncelikle teşekkür ederim. Benim bu kişisel bir merakım oldu galiba biraz anlatılanlardan yola çıkarak. Aklıma ilk siz anlatırken şey geldi. Şimdi köylü kadınlar kendi çocuklarını enstitülere gönderiyorlar eğitimleri için. Yani zorla gönderiyor açıkçası. Orada kalan bir kadın çoğunluğu var mı yani daha öncelerinde? Yani anneler ve babalar kalıyor ve çocuklar gönderiliyor, kızlar. Ve bu kızlar bir şekilde hani orada değişime uğruyorlar mı gittikleri yerlerde? Yani bu asimilasyon politikasının bir parçası oluyorlar mı? Ve olduktan sonra tekrar anneleriyle bir araya gelme şansı oldu mu? Eğer olduysa bu aradaki jenerasyon farkı yani onların arasında çünkü Kemalist devrimde benim hatırladığım bu eğitimli kızlar ve anneler arasında ciddi bir sorun oluşmuştu. Şimdi bu sorun hani çünkü kadınlar hani kültürün taşıyıcıları olarak görülüyor bir kısım hani bu kültüre gerçekten de bağlı mı kalıyorlar? Diğer değişen kısım hani aralarında nasıl bir sorun yani var mı yok mu ya da o iletişimi sağlayabiliyorlar mı? Bir fark oluşuyor mu anne ve çocuklar arasında, kız çocuklar arasında? Çok teşekkürler. Başka soru var mı? Aslında sadece tek olarak sormak istiyorum. Bu ana dillerini gerçekten kaybediyor mu? Daha çiçeklenebilecek, üstüne götürülen kadınlar. Çünkü 30 yaş aslında ana dili çok oturduğu zamanla denk geliyor ve sonrasında geri dönüyorlar. Yani misyonerlik olsa ya da olmasa da. Bununla ilgili bir daha bir şeye rastladım. Çok teşekkürler güzel sorular için. Sanırım beni bir kez meşgul edecek bunlar. İlk başta ayaklanma meselesinden başlayayım. Ben ayaklanma var demedim. Siz demediniz. Demedim. Yani ve ben ayaklanma tezinin çok problemli bir tez olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani ayaklanma olsa da bu insanların bu şekilde davranılmasını yani bu planı programı hoş görmez. Yani yine soykırım diye bahsedebilirdik. Ama bu ayaklanma tezi biraz daha böyle kendini iyi hissetmek, yani böyle bir direngen topluluk. Ama direngenliği illa silah alıp yani veya başka bir şekilde yani çok uzun süre aslında bu mevzunun ne olduğunu bizim konuşamamızın sebebi bir ayaklanma teziydi. Çünkü ayaklanma tezi aslında diyor ki, ayaklandık, devlet de bunu yaptı, ortada bir şey yok, tamam bu sefer yenildik. Bir daha önümüzdeki maçlara bakacağız. Yani böyle bir hikayeye dönüşüyor. Ama burada çok daha nüanslı, yani 1925'ten beri araştırdığın, etnografik olarak araştırdığın, soyunu sopunun ne olduğunu tek tek çıkarttığın, Seyit Rıza'nın evini bilmem 35'te yani işaretlediğin, rombolanacak yerler arasında işaretlediğin son derece planlı programlı bir şey var. Yani orada insanların ne yapıp ne yapmadığı çok mis değil. Yani çok ehemmiyetli mi ben emin değilim. Ve Seyit Rıza, ben yine şimdi yakın zamanlarda basadım ama ben mektuplarını gördüm bu arşive girdiğinde. Son derece ortada yumuşatmaya çalışan, çok yumuşak bir dil. Yakın zamanda basıldı, biz diyor yani biz gerçekten Horasan'dan geldik, biz gerçekten Türk'üz. Bizi Erzincan'da şöyle bir yerlere yerleştirirseniz biz oraya gideriz. Şimdi Ali Şir daha farklı olabilir. Yani Ali Şir'in de benzer şeyler söylediği iddia.
iddiaları var bu dokümanlarda ama yani şimdi bu hikayeyi illa Ayak Doğan üzerinden kurmamız gerekmiyor bir egemenlik tartışması yapmak için. Yani biz yine bu insanların burada kendine yönetme hakkından, kendi istedikleri gibi yaşama hakkından bahsedebiliriz ayaklanma olmadan da. Ama ayaklanma tezine daldığımız zaman bu hikayeyi tamamen konuşulamaz hale getiriyoruz. Ve aslında olmayan bir şey, yani olmayan bir kahramanlık hikayesi yazıyoruz. Çok şiddetli, devletin bütün, o zamanki bütün kuvvetini kullandığı bir ezme hareketinden bahsediyoruz. Yani çoluk çocuk acımadan imha ettiği bir gruptan bahsediyoruz. Yani ayaklanma desek, yani bunu daha iyi bir hale getiriyoruz. Pardon, özür diliyorum. Bunu neyi açıklıyorsunuz? Psikopatlıkla mı açıklıyorsunuz? Hayır, ben açıkladım zaten. Yani sözleşme tekniğiyle açıkladım zaten. Bütün konuşmayı açıkladım onun üzerinden. Hayır, özür diliyorum. Yani gerçekten bir psikopat bir yönetim var. Hayır, hiç psikopatlıkla açıklamıyorum. Ben son derece açıkladım. Yani Kürtleşme tezi üzerinden, yani ben kendi düşündüğüm şekilde açıkladım. Yani psikopatlık olmasına gerek yok. Son derece kendi rasyonalitesi içerisinden bir rasyonalite kuruyor. Bu insanları, bu grupları kendi tehdit olarak görüyor. Burada psikopatlık olduğunu düşünmüyorum ben. Bir sonraki şeye geçersem, çok teşekkür ederim Tarih Vakfı'nın kaynaklarından bahsettiğiniz için. Ben basılmış bir kısmını gördüm ama yani onların da olduğunu bilmiyordum. Evet, bir yani annelik aktarımı konusunda ciddi bir yani problem olduğu da belli. Ve dediğim gibi yani kız çocuklarının kaçırılması sonuna kadar devam eden bir şey aslında. Yani o hiç normalleşmiyor. Ama ne oluyor? Yani hem dil sorusuna hem bu çocukların yaşadıkları dönüşümleri anlamak açısından. Geri köylerine dönenlerin çok büyük bir dönüşüm başaramadı. Yani evet, Türkçeyi götürüyorlar. Yani Kürtçeyi unutmuyor. Kımancı ya da Zaki'yi unutmuyorlar. Ama yani o Türkçeyi istenildiği ölçüde yaymak konusunda veya ne bileyim daha farklı şeyler üzerinden de dönüyor. Sabun kullanımı mesela. Kaynanayla işte büyük mücadele. Çocuğun altına kim mi koyacak, işte bez mi konulacak veya yerdeki yatakta mı yatacak, karyola mı yapılacak, büyük cam mı açılacak, küçük cam mı açılacak. Yani bütün o medeniyet, Tunceli, Dersin tartışması aslında bu tür gündelik pratiklere dönüşüyor. Ve bunun üzerinden mücadeleler yaşanıyor ve Sıdık Avar fark ediyor ki, yani bunları biz tamam gönderdik, ellerine diploma bile verdik, hiçbir şey olmayacak bunlar. Bunları biz öğretmen yapalım diyor. Benim öğretmenler arasında gördüğüm şey tabii yükselme. Yani sosyal mobiliteden bahsediyoruz. Yani 20 yaşında gidiyor ve köyün öğretmenisi devletin memurusun. Şimdi bu şöyle bir şeyle geliyor. Bir artık yani işte maaşın, statün yükselmiş ama bir yandan da iç bilgiye sahipsin. İşte dedeye karşı çıkıyorsa da veya oradakileri mobilize ediyorsa da hem kendi networkleri üzerinden, işte ben şunun kızıyım, özellikle dersinler açısından çok önemli bir şey, kimin kızı, hangi yaşlılığın neresinden ne oldu, bütün bunları mobilize ederek güvenli bir pozisyondan bu kız çocukları topluyor. Ben işte tesadüf oldu biraz, görüştüğüm kadınlardan bir tanesinin, ki bu işte bahsettiğim yani kızı Kürt feminist olan, öğrencilerinden birisiyle karşılaştım ve onunla bir mülakat yaptım. Çok çarpıcıydı. Şimdi Şatire teyze kendisi Kürtçe biliyor yani zaten Kırmancı köylerinden bir tanesinden de muhendilikti. Kendisi biliyordu ama çocuklarını öğretmemiş. Ama çocukları işte bir kısmı Almanya'da yaşıyordu, bir kısmı burada yaşıyor ama hepsi yani bir Kürt kimliğine sahipler. Konuştuğum öğrencisi de ki 60'larındaydı. O da yani kendisini Kürt olarak tanımlıyordu, siyasetin içerisindeydi ve çevrede o da öğretmen olmuş, çok böyle saygı gören bir şahsiyet ve çok da böyle hani düzgün de konuşan bir erkek, yani bir adamla konuştum. Şakir teyzeden büyük bir nefretle bahsediyorum. Ve şey dedi, seneler sonra gördüm ve ben ona dedim ki, sen beni birçok şey için dövdün. Ve ben bunları yaramazlıklarım için, ben bunların hepsini affediyorum ama sen beni kendi dilimi konuştuğum için dövdün. Ben seni bunun için affetmiyorum. Anladığım kadarıyla, yani bunu tabii daha fazla, daha geniş çerçevede bakmak, yani bu örnekleri daha çoğaltmak lazım ama yani o şey sorgulaması çok yaşanmamış. Yani hani ben köye gittiğim zaman hani burada yaptığım şeyin etkisi ne olur? Yani bu davaya inanmışlar. Hem kendi çocukları açısından, yani o Türkçenin iyi olduğu, onları yani hayatlarını kolaylaştıracağı veya doğru şey olduğu konusunda çok sorgulamamışlar. Ama bu illa bir politik eğilme, bükülme manasına da gelmemiş.
Yani bunu biraz daha böyle hani asimile oldular, olmadılar, işte devletin projesini uyguladılar, uygulamadılar gibi değil, daha komplike, daha kompleks süreçler olarak anlarsak herhalde hem böyle Stockholm sendromu gibi saçmalıklardan biraz daha uzaklaşmış oluruz. Hem de yani insanlar her tarafta kompleks varlıklar, yani içerisinde bunun bir istisnası değil. Sizin dediğinize göre ki yani ben kalanların ehliliği, bunların biat edenlikleri olduğunu söylemiyorum ama devlet bunları daha tutulabilir ve değiştirebilir, dönüştürebilir görüyor dedim. Yani gidenlerin de daha dönüştürülemez olmadığını ben düşünmüyorum. Yani böyle bir iddiam yok. Ama devlet kendi kafasından böyle bir kategori, yani devlet eliti kendi kafasında böyle bir kategorizasyon yapıyor. Aslında tam etno şeyi de denk gelmiyor. Ne bileyim işte mesela kalanların bütün bu zazalar hakkındaki teorilere rağmen kalanların çoğu kırmanç oluyor. Yani işte Pertek'te kalıyorlar, şeyde kalıyorlar, Mazgirt'te kalıyorlar. Yani oralarda ağırlıklı olarak yani kurmancı bölgeleri. Tabii ki Külümür'de, Nazmiye'den falan da tek tük gidenler var bu okulda ama çok ağırlıklı bir kısmını aslında kurmancı konuşan ekip oluşturuyor. Boşaltılan bölgeler belli bölgeler. Evet evet, onu biliyorum işte, onu diyorum yani. Hani zazaları bu kadar idealize ediyorlar, ondan sonra en zaza bölgeleri boşaltıyorlar. Yani başlar zaten işaretledikleri yerler. Tabii Devananlar, Hayderanlar haklısınız. Yani savaşın aslında yoğunluğu bölgede bu despot uygulama olduğu için bence orada kadınlara karşı olan zaten idam saygısı da orada başlıyor. Daha öncesinden aslında burada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Osmanlı'da yok sayılan bir millet aslında yok sayılır. Hani sürekli uğraşmak için inancıyla ilgili kavramları çok yoğun olduğunu düşünüyorum. Sonra Cumhuriyet'le inancı bir nebde olsun teknik olarak aslında milliyetçilik kavramıyla uygulanması orada da inancın kendisinden gelmiş bir milletin bize aynı nazarda görürüz diyen bir milletin aslında tam da Türkçülüğe karşı olduğunu görerek aslında burayı yok edersek belki diye nasıl söylesem hani Türkçülüğün bu gibi teorileri de ortadan kalkacağını düşünüyorum. Bence bu uygulamada biraz önceden planlanmış olduğunu düşünüyorum. Çok affedersiniz Barış'ım ama 5 dakikayı bitirmek zorundayız ve başka sorular var Zeynep'in cevaplaması gereken. Aslında da son bir şey söylemek istiyorum. Tek tanrı dinlerden günümüze gelen kadın despotizmi aslında ilk zaman oradaki haklar sorgulanmadığını görüyorum. Ve burada da aslında kadınların yok olmasında da çok büyük bir değer peşmesini görüyorum bu uygulamada. Var mı başka bir soru? Ben galiba herkes soruları cevap verdim. Belki de şey söyleyebilirim. Başka soru varsa. Ay yok şey. Bir hatırlatırsanız ben böyle bir not aldım ama. Bu şey gidenlerle dönenler. Ha evet tamam evet çok evet. Yani gidenlerle yani bu illa çok büyük farklar olarak yaşanması gerekmiyor ama yani hani herhangi bir şekilde günlük hayat pratikleri içerisinde de evet. Yani aslında biraz ona şey de söylemeye çalıştım ama yani şöyle şeyler oluyor. Artık geri döndüklerinde okulda alıştıkları hiçbir şey yok. Mesela kıyafetleri süsleme ihtiyaçları var artık. Cam silmek istiyorlar. Efendim, ya mesela bir tane biraz böyle az, yani bir, Türkiye diye bir örnek var mesela. Bu böyle Sıdıkalar'ın çok da sevdiği bir örnek. Hani kıza hep böyle köyden kimseye vermek istememişler. Bunu da böyle hani biraz az akıllı olduğunu düşünmüşler ve kızı vermişler. Yani konuşması biraz bozuk falan filan. Sıdıkalar'ın tasviri böyle en azından. Kız bir gün o köyünde şey kapıları çalıyor, vuruyor kapıları açın, kapıları açın. Ne oldu Türkiye? Şey diyor, yani bir şey tarif ediyor, kimse anlamıyor. En sonunda anlıyorlar ki Türkiye ütü arıyormuş. Çünkü yani ütüsüz kıyafet giyerse çok ayıp olacağını, öğretmen hanımın kızacağını söyleyerek ütü arıyormuş. Yani böyle bir hani yeni ihtiyaçlar ve vazgeçilmezler oluşuyor bu şeyler açısından, Türkler açısından. Şöyle bir şey oluyor mesela, bu din meselesine geri dönerse, ben şeyi sordum ısrarla, yani size din konusunda, yani tamam dil konuşmuyoruz yani. Kurmancı zazadaki konuşmanıza izin vermiyorlardı herhalde. Evet, mantıklı tabii, vermiyorlardı herhalde diye hatırlıyorlar. Çünkü aslında küçükler. Peki din konusunda bir şey var mıydı? Hayır.
Peki siz köye döndüğünüzde ne yaptınız? Ben dedenin elini öpmezdim ki ondan sonra diyor. Çünkü eli pis, onu kaç kişi öptü orada yani bir. Yani bir başkasını, yani şimdi bu kimse onlara aslında bunu yapma demiyor. Ama öyle bir şey, artık günlük pratikleri öyle bir şey, yani hijyen nosyonları, efendim, hani kılık, kıyafet, kendini konumlandırdıkları şeyler öyle bir değişiyor ki, işte şey, yani artık farklı bireyler olarak dönüyorlar. Anneleriyle şöyle şeyler anlatıyorlar. Mesela ben diyor, evin en küçük kızıydım, ablalarım vardı. Ablalarına söylüyordum, dinlemiyorlar. Mesela işte cam öyle silinmez, işte hala öyle çırpılmaz. Yani ya da efendim işte anneme anlatıyordu, ha ha kızım diyordu, geçiyordu falan. Yani böyle bir hayal kırıklığı. Bu bir bilgi hiyerarşisi oluşturmuş mu peki aralarında? İşte bunlar öğretmen olmaya başladıktan sonra evet. Ama tabii benim ulaştığım genelde öğretmenlerdi. Diğerleri de onu ayrıca görüşmek lazım. Tamam, herkese çok teşekkür ederim.